2012 pardon 3 Kasım 2002 AK Parti'nin ilk seçim imtihanı ve bu millet AK Parti'ye tek başına iktidar yolunu açıyor. 367 milletvekiliyle 367 değil 363 müydü 64 müydü milletvekili verdi ve AK Parti iktidara geldi. Bugün aradan 14 yıl geçti. İnşallah bu 14 yılda atlattığımız 9 seçimi de başarıyla geçti. Bu millet her zaman yanımızda oldu ve bundan sonra yapılacak olan seçimlerde de bu millet kimin yanında olacağını çok iyi biliyor ve umuyorum ki destek oranı çok daha fazla bir şekilde AK Parti'yi ister genel seçimde olsun, ister mahalle seçimde olsun, ister onun desteklediği referandumlarda olsun, her zaman başarıyla temsil edecek ve onu destekleyecektir. Buna inancım tamdır. Değerli arkadaşlar, bir danışma meclisinin toplantısında yine birlikteyiz. Sizlere son 15 gün önce mi gelmiştik? Bir ara geldik şeyde, Ali İhsan Bey'le. Doğrusu dün de kendisiyle görüştüm. Siz dediğiniz gibi çok çok selamları var. Koordinatör milletvekilimizin. O bugün için izinli. İnşallah bir sonraki toplantıda o da iştirak edecek. O da tabii geldiğinde memnuniyetini ifade etti. Bitlis'in teşkilatının ne kadar dinamik olduğunu, birbirine bağlı olduğunu hem genel merkezden aldığı bilgilerle hem de sizlerle tanıştıktan sonra birkaç ile daha gidiyor tabii. O da bunu, bu hakkımızı teslim ediyor. Ona da buradan şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, geçen danışma meclisinden bugüne kadar tabii Ankara çok hareketli. Hem iç işlerimizde hem dış işlerimizde, dışta büyük değişiklikler var. 15 Temmuz'da Türkiye'yi siyasal olarak yıkamayanlar, ki bunların başında dış güçler geliyor, bu artık her zaman ortada. Kimin yaptığı, kimin başı olarak kullandığını herkes biliyor. Bunu başaramayan hainler bu defa ekonomik darbe peşinde koşmaya başladılar. Ülkemize gelen yabancı sermayede sıkıntılar var. Ülkemizden yapılan ihracatlarda veren, sipariş verenlerin işi yokuşa sürdükleri var. Hatta personeli göndermeden fotoğrafını çekin, gönderin veya işte kamerayla gönderin, ürünü göreyim diyenler var. Ama bütün bunlara rağmen bizim ekonomimiz hem bütçe disiplini bakımından hem hazinenin ödemeler dengesi bakımından hepsini dudağını uçuklattırıyor. Ve bankalar bundan sonra kredilerde, her türlü kredilerde, taşıt kredisi olsun, konut kredisi olsun ve diğer ticari işletme kredileri olsun, faiz oranlarını indirecekler. Kurun da kısa bir sürede ineceğini göreceksiniz. Ona da müdahaleler yapılacak. Yani ekonomide bazı derecelendirme kuruluşlarının önümüzdeki günlerde tekrar puan düşürme yoluna gideceği söylentileri var. Bu bilgiler geliyor. Ama bununla ilgili hazırız ve her türlü tedbiri aldık. Geçtiğimiz salı günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Beştepe'de Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandı. Ben de katıldım. Ve o toplantıda çıkan neticeler sonucunda hiçbir endişeye kapılmaması, piyasaya tüketim açısından daha çok nakit pompalanması ve devletin özel sektöre olan borçlarını, mahalli idarelere olan borçlarını bir an önce vererek iç tüketimin artırılması yönünde kararlar alındı. Bankalar harekete geçti ve faiz oranlarını önce özel bankalar da bundan yap kredi garanti tabii takip ediyorsunuz başladı ama arkasından devlet bankaları faizleri indirdi. Daha da indirecekler. Merkez Bankası Başkanı da oradaydı. O da döviz kurunu
bir yerde tutmak için mücadele veriyor. Bunları niye yapıyoruz? Çünkü bu hainler bu ülkenin iman gücünü yıkamayacaklarını çok iyi anladılar. En kritik anda iki bomba atarız deyip de herkes köşesine çekilir diyenler ne olduğunun cevabını gördüler. Siyasal darbeyi yapamayanlar bu defa ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar ama buna muvaffak olamayacaklar. Niye? Onu da mutlaka bu millet ters çevirecek, istediklerine ulaşamayacaklar. Ne derlerse desinler, biz mültecilere de bakıyoruz. Yarın size yurt dışına döviz götüren bazı ürünleri almayın diyebiliriz. Yani böyle bir şey yok, böyle bir tehlike ama bunlara hazır olun diye söylüyorum. Telefon son çıkıyor, dünyanın parasını veriyoruz. Hep yurt dışına gidiyor. Cuma günleri veya kandil günleri kızacaksınız belki, bir sürü şey atıyorsunuz. Mesaj. İşte haddiniz eğer dolmasa bile gene bu devlet onlara bir vergi ödüyor başkalarına. Tamam, bayramlarda atın ama her cuma günü atmayın. Kandillerde atmayın. Yani gerek yok. Bazı şeylerde iktisat yapmamız lazım. Akaryakıt. Bir yere gidiliyorsa araçları doldurarak gidelim. İnsan doldurar. Araçları zayi. Herkes birer birer binip gitmesin. Bizleri karşılamaya gelmeyin. Bir araba gelsin. Biz gelelim. Burada karşılayın. Hiç fark etmez. Bizim kalbimizin sizlerle, sizinkinle bizlerle attığına inanıyoruz. Yani bu tedbirleri, tasarruf tedbirlerinizi önce en küçük birim aileden başlayacağız. İsraf etmeyelim. Ekmekleri israf etmeyelim. Hanımefendi kardeşlerim öyle yapıyorlardı. Yemek fazlalıklarını lütfen atmasınlar. Tabakları dolduralım, yesinler ama kalan yemeği atmayın. Tabaklara da az koyun. Çocuklar bazen yemiyor bu tür şeyler. Yani bunlar küçük şeyler ama dikkat edilmesi gereken konular. İnanın ekmek israfını şimdi burada hesaba koysak okuyorsunuz ya, internete girin bakın. Yani birkaç ilimiz, belki 15-20 ilimiz o ekmek israfından daha az yatırım alıyor. O paralar gelse belki refah içerisinde olacağız. Bölgedeki işsizlik fazla. Bunu çok iyi biliyoruz. İnşallah önümüzdeki cuma günü bütün ekiple beraber Van'da cazibe merkezlerinin Van, Bitlis, Muş ve Hakkari olarak İnşallah bakanımızla birlikte toplantı yapacağız. İlk toplantıyı Kalkınma Bakanlığı'nda yaptık. Valimiz de iştirak etmişti. İkinci toplantıyı Van'da yapacağız. Bakan buraya geliyor. Ve bu dört ilimizdeki ne eksiklerimiz var, neler yapılması lazım, istihdamı artırmak için acil olanlar nedir, bunlar konuşulacak. Önümüzdeki hafta cuma günü. Vakti olan belki belediye başkanlarımızı da davet edecekler. İlgilenen meclis başkanımız da herhalde gelecek. İnşallah orada her türlü katkılarınızı, aklınıza geçenlerinizi şimdiden not almanızı ben rica ediyorum. Bizim atladığımız konular olabilir, sizler tamamlarsınız. Bu bölgeye ekonomik olarak yardımlar artacak. Ama her defasında yani bir algı var. Sürekli televizyonları açıyoruz, Doğu ve Güneydoğu meselesi. Doğu ve Güneydoğu meselesi. Aslında bunu artık çıkarmamız lazım. Kendi dünyamızdan, konuşmalarımızdan. Evet, bu bölgede terör sorunu var. Terörle ilgili mücadele var. Güvenlik güçleri yapıyor. Bunu kimse inkar edemez. Ama Türkiye'nin diğer yerlerine göre mesela milli gelirimiz düşük. Evet, düşük. Diğerlerine göre düşük. Ama inanın kayıt dışı ekonomi de bu tarafta fazla. Yani hamdolsun bir hastamız oluyor. Her birimiz uçakta 5-10 aileden kişi uçağa binip gidebiliyor Bursa'ya. Gidebiliyor Ankara'ya. Demek ki çok böyle vahim bir durumumuz yok. Biraz daha iktisat yapacağız. Diğer bu iş Yozgat'ta da, Amasya'da da, efendim Bartın'da da, Bayburt'ta da böyle. Yani oradaki ilçelere gidin, bizden farkları yok. Ama nedir? Bizim köylerimizde bir takım sıkıntılar var. Bunu inkar etmemiz mümkün değil. Bugün geldi 10 tane ilim şeyden, köyden GSM telefon çekmiyor. İnanın benim de telefon konuşurken de gidiyorum mutfakta konuşuyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Yani bu çok büyük problem etmemek lazım. Onu istiyorlar. Hakları ama yani yolsu demiyor. Ben telefon şebekesi çekmiyor diyor.
nereden nereye gelmişiz. Diğer ilçeler, illerde de böyle. Onun için eğer devletimiz size şu şu yerlerde bir iktisat yapın, israftan kaçın derse lütfen buna uyalım. Çünkü biz canımızı bile bu memleket için vermedik mi? Daha 246 tane şehidimizin kanı yerde daha. Ki bu arada inşallah belli bir iki sınırı da olsa idam cezasını getiriyoruz. Anayasaya koyuyoruz. Onu da haberini verelim. Sınırlı dahi olsa idam cezası anayasaya konacak. Açıklamalarda duyuyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi de desteğini veriyor. Ve bu da sizin önünüze gelecek. Millet de eğer anayasayı oylamayı yaparken ben bunu kabul ediyorum derse o zaman ne Avrupa Birliği'ni dinleriz ne Amerika'sı. Zaten Amerika'da var idam. Avrupa Birliği'nde yok.